Arkadaşlar merhabalar. 11. sınıf Akademi serisinde analitik geometrinin 3. videosundayız. Yani noktanın analitiğinin 3. kısmını anlatacağız sizlere. Evet, kitabımızda sayfa numarası 62, 63 ve 64'ten de 2 soru çözeceğiz ve bugünkü olayı bitireceğiz. Neler işleyeceğiz sizinle birlikte? Bir doğru parçasını belli bir oranda bölen noktadan bahsedeceğiz. Sonra sonra paralel kenardan bahsedeceğiz. Sonra alandan bahsedeceğiz. Bir üçgenin alanı nasıl bulunuyor biliyor. Ondan bahsedeceğiz. Bir de ağırlık merkezinden de bahsedeceğiz. Haberin olsun bu dersimizde. Evet hadi bakalım dersimize başlayalım. Analitik düzlemde bir doğru parçası verildiği zaman belli bir oranda bölme varsa bununla ilgili bir formül var. İşte burada formül görüyorsunuz. Hoppala çarpıyı attık. Hiçbir şey anlatmayacağım. Niye? Çünkü matematikle çok rahat bir şekilde yapacağız arkadaşım. Hemen sorusuna geçeyim. Bak şimdi. Öncelikle A ve B noktaları verilmiş. AB doğru parçasını AC bölü BC bak dikkat et AB doğru parçasını diyor. Hemen A ve B noktalarını şöyle bir yerleştirelim. Şekli çizelim. Öncelik olarak şekli çizeceksiniz. A noktası eksi 1'e 2. Tabi basit bir şekilde şekli çizeceksiniz. B noktasında 4'e 8'i yaz. Sonra AB doğru parçasını dediği için içten bölen bazen içten bölen ve dıştan bölen noktaları da göreceksiniz. Onu da soru içerisinde ben size ne zaman nasıl davranmanız gerektiğini zaten size söyleyeceğim. AB doğru parçası dediği için doğru parçasını içten bölen demek. Doğru parçasını. E, o zaman bir C noktası seçeceğim. Şöyle bir C noktası seçeceğim. AC bölü BC 3 bölü 2 olacak. Yani burası 3K iken burası da 2K olacak. İşte bizden C noktası isteniliyor dostlar. Bunu nasıl bulacağız? Şimdi bir nokta belirleyin kendinize. Mesela ben A noktasını belirledim. A noktasını belirleyince sağa doğru gidince B noktasına ulaşıyorum değil mi? Dikkat. İlk önce hapise bak. Eksi 1'den 4'e kaç yükselmiş ona bakacaksın. Kaç yükselmiş? Hocam eksi 1'den 4'e büyükten küçüğü çıkartırım. 4 eksi eksi 1. Yani 4 artı 1 5. Hocam 5K'da çünkü buradan buraya 5K var. 5K'da 5 yükselmişse K'daki yükseliş ne olur? 1 yükseliş olur. E sonra buradan başladık ya bu yönlü bir de 3K var. 3K giderek sen C'ye ulaşırsın. O zaman 3K'daki yükselişi bul. E K'daki 1 ise 3K'daki de 3 yükselir. Apsis ile ilgili yorum yapıyordum. O zaman C'nin buradaki koordinatı ne olacak? Eksi 1'den 3 fazlası olacak. 3 yükselecek. Eksi 1 artı 3 diyeceğiz. Apsisini bulduk. Ordinatına geleceğiz. Şimdi ordinata bakalım. 2'den 8'e kaç yükselmiş? 2'den 8'e hocam 6 yükselmiş. E o zaman 6 yükselmişse burada 4. Aa, burası eksi 8'miş pardon. Şurayı eksi 8 yazalım. 2'den eksi 8'e düşüş var. Kaç düşmüş? Hocam eksi 8'den 2'yi çıkarttınca kaç yapıyor? Eksi 10 yapıyor. Ha eksi 10 yaptığı için azalma var o zaman. Öyle diyeceğiz. Buradan buraya çıkarttığımız zaman. O zaman 10 azalmış. Hocam ordinatlarda da 10 azalma var. 10 azalma. 5K'da 10 azalıyorsa K'da kaç azalır? 2 azalır diyeceksin. 3K'da kaç azalır? 6 azalır diyeceksin. Şimdi sen buradan buraya giderken azalma vardı. A'dan da C'ye gideceksin. 3K'da 6 azalacak. Ordinat. Yani 2'den 6 azaltacaksın. O zaman C noktası ne yapıyor? Eksi 1 artı 3 2'ye. 2 eksi 6 eksi 4 mi yaptı? Evet. Bizden C noktasının koordinatları toplam isteniliyor. 2 artı eksi 4'ten cevabı eksi 2 diye buluruz. Bu kadar basit kardeşim. Görüyorsun gerçekten çok basit. Oran orantı yöntemiyle biz buna çok rahat bir şekilde ulaşırız. Hadi bakalım şimdi örnek 2'ye. Analitik düzlemde verilen A, B ve C noktaları için şöyle bir oran verilmiş. K ve 3K verilmiş. Evet burası K verilmiş şurası 3K verilmiş. Herhalde bu çizgi de yanlışlıkla çizilmiş. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sadece buraya yoğunlaşacağız. E tamam yorumumuzu yapacağız şimdi. Noktalara bakacak olursam bu nokta verilmiş bu nokta verilmiş. E buradan yönümüzü de belirleyelim bu yönlü. Bu yönlü gittiğim zaman apsilere bakalım. Hocam apsise baktığım zaman eksi 2'den 1'e ne olmuş? Artmış. Ne kadar artmış? 1'den eksi 2 çıkartırsam 1 eksi eksi 2'den artı 3 yapıyor. Yani 3 artış var. 3K'da 3 artış varsa K'da artış kaç yapar? 1 olur. Hocam A'dan buraya 4K var. 4K'da artışı bulabilirsin. Ya da noktaları değiştirebilirsin. Hiç fark etmez. Yönünde sıkıntı yoksa. Bu noktadan buraya K var. E K'da da ben 1 artış olduğunu biliyorum. O zaman bu noktadan arttırabilirim. 1'den 1 bir arttır. Burası kaç yapar o zaman? 2 yapar. Evet burayı bulduk hapsini. Şimdi ordinata bakalım. 3'ten 6'ya yine artış mı var? Evet artış var. 3'ten 6'ya kaç artış var yine? 3 artış var. Yine 3 artış. 3K'da 3 ise K'da 1 artış vardır. O zaman buradan da 1 arttıracağım. 6'yı 1 arttıracağım. 7 yapıyor. Şimdi bizden ne isteniyor? C noktasının koordinatları toplam isteniyor. 2 artı 7'den cevap 9 çıkar. Geldik bir sonraki soruya. Açı ortay. Üçgende açı ortay. Bilgisi. Kollar oranı tabanlar oranına eşittir. Peki ben bu iki nokta arasındaki uzaklığı bulabilir miyim? X'ler farkı tanıdık. 3. Y'ler farkı tanıdık. 4. 3, 4, 5 üçgenden burası 5 çıkar. Şuraya bakalım. X'ler farkı 5. Y'ler farkı 12. 5, 12, 13'ten burası da 13 mi çıkar? Evet. Yani iki nokta arasındaki uzaklığı kısa yoldan buldum. X'ler farkı dik üçgenin bir kenarıydı. Birinde 3. X'ler farkı. Y'ler farkı da eksi 4 ya da uzunluk olarak 4. O yüzden 5 çıktı. Öbüründe de x'ler farkı 5. Eksi 5 de 5. Y la farkı 12 o zaman burası 13 olur dedik. Aa, şimdi açı ortayı kullanalım. Hocam kollardaki oran tabandaki oranlamaya eşit de açı ortayda. Yani burası 5K ise burası ne olacaktır? 13K olacaktır. Şimdi bir yerden başla. Mesela buradan başla. Hocam buradan yönünü tayin ettik. Eksi 2'den 6'ya artış var. 6'dan eksi 2 çıkarsan 6 eksi eksi 2 ne kadar artış olduğunu buluyorum. Yani 8. Hocam kaç K? D noktasının apsisi deniyor bizden. Kaç K var burada? 18 K'da 8 artış var. Ya burada şöyle de diyebilirsin. Eksi 2'den 0'a 2 artmış. 0'dan da 6'ya 6 artmış. Toplamda 8 artmış diyebilirsin. O zaman K'da artış kaç olacaktır? 8 bölü 18 olacaktır. Yani 2'ye bölsen 4, 2'ye bölsen 9. 4 bölü 9 artış olacak. E o zaman ben buradaki noktadan başladım ya. E, buradan buraya doğru gidelim. Buradan buraya 5K var. 5K'da artışı ne olacaktır o zaman? 5 çarpı 4 bölü 9. 20 bölü 9 olacaktır. Yani sen burada eksi 2'ye kaç ekleyeceksin o zaman? Aptisine bakıyorum ya. 20 bölü 9. Buradan buraya 5K var. O zaman eksi 2'ye 20 bölü 9 eklersek kaç yapıyor? Eksi 18 artı 20 artı 2 bölü 9 yapar. Evet buranın apsi 2 bölü 9'a ordinatını bilmiyorum. Ki zaten benden sadece apsi isteniyor. O zaman cevap 2 bölü 9 çıktı diyebiliriz arkadaşlar. Örnek 3'ü bulduk geldik örnek 4'e. Yine açı ortaylık var. Yine x'ler farkı. x'ler farkı 7. Y'ler farkı pardon x'ler farkı 8. E, Y'ler farkı 6. 6, 8, 10 üçgeninden burası 10. x'ler farkı 6. Y'ler farkı 8, 6, 8, 10 üçgeninden burası da 10. Ve yani bunlar 5, 5 yaptı mı yaptı. E şimdi arkadaşlar bizden E noktası isteniyor. Şuradaki açı ortayı kullanacağım. Bu açı ortayda ne var? Kollardaki oran 10 bölü 5 yani 2 bölü 1. Yani burası 2K iken K olacak. E burada ya da ben orta nokta koordinatından bulabilirim. 7 artı 1 8 bölü 2'den 4'e 10 artı 2 12 bölü 2'den 6 oldu. Şimdi bir yerden başlayalım. Mesela buradan başlayalım. Buradan bu yönlü gidelim. 9'dan 4'e azalmış. Şimdi E noktasının ordinatı isteniyor. O zaman ordinata bakalım. 8'den 6'ya ne kadar azalmış arkadaşlar? 2 azalmış. 3K'da. 3K'da 2 azalmış. K'da o zaman 2 bölü 3 azalır. Buradan buraya kaç artış var? Yönümüz bu yönlüydü. 2K var. 2K'da da 4 bölü 3 azalır diyeceğiz. Ama ordinatı 8'den 4 bölü 3 çıkartırsam 3 kere 8 24 eksi 4'ten 20 bölü 3 yapar. Evet ordinatımız 20 bölü 3. Apsisini bilmiyorum. Zaten apsis önemli değil benim için. Cevabımız böylelikle 20 bölü 3 yapar. Geldik örnek 5'e. Analitik düzlemde A ve B noktaları verilmiş. AB doğrusu üzerinde AB doğru parçasının dışındaki o bu AB doğru parçasının dışındaki diyor. AB doğrusunun üzerinde diyor. Bak dikkat. AB doğru parçası var elimde. AB doğrusu üzerinde AB doğru parçasının dışında. Yani dıştan bölen de diyebilir. Dıştan bölen dediği zaman ne olacak? Bir tane C noktası ya AB'nin sağ tarafında yani C noktası burada da olabilir. Ya da A'nın sol tarafında C noktası burada olabilir. Hocam dışındaki bir nokta olduğu zaman iki taraflı da düşüneceksin neresinde olduğunu nereden bileceğiz? Oranlamalar bana söyleyecek. Bak dikkat et. AC uzunluğu K iken BC uzunluğu 6 kaymış. Şimdi sen burası şöyle diyecek olursan. Mesela C noktasını burada seçersen. Dur burayı seçme. C noktasını burada seç. AC uzunluğu K iken BC uzunluğu 6K sağlandı mı sağlanmadı. Demek C noktası B'nin sağında değil. Nerede olacak? O zaman burada olacak. Şimdi dikkat et. AC uzunluğu K iken BC uzunluğu 6K yani burası ne olacak? 5K oranı olacak arkadaşlar. İşte bitti. Bunu yazdıktan sonra olay bitiyor dostlar. O zaman ne diyeceğiz? Şunu diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Noktaları da yazalım tabii ki. Noktamız 1'e eksi 1. A noktası B noktası 6'ya eksi 9. Şimdi C'ye giderken bence bu taraftan başlayalım. Ve yönümüz bu yönlü olsun. Alttan 1'e 5 azalmış. Bak burada 5K'da. 5K'da 5 azalmış. Ondan sonra K'da kaç azalır? 1 azalır diyeceğiz. Şuradan şuraya K var zaten. O zaman bu noktadan gidelim. 1'den 1 bir azaltacaksın. C noktası 0 mı yaptı? Evet. Apsi 0 yaptı. Ordinata bakalım. Eksi 9'dan eksi 1'e artış var. Ne kadar artış var? 8 artış var. Şimdi koordinatları toplam isteniyor. Tamam 5K'da 8 artış varsa K'da artış ne olacak? 8 bölü 5 artış olacak. Şimdi K'da artış 8 bölü 5 ya. O zaman eksi 1'e kaç ekleyeceksin? 8 bölü 5 ekleyeceksin. Eksi 1'e 8 bölü 5 eklersem eğer 3 bölü 5 mi yapıyor? Evet. Burası 3 bölü 5 oldu. C noktasının koordinatları toplam isteniyor. Yani 0 artı 3 bölü 5'ten cevap 3 bölü 5 çıkar dostlar. Evet örnek 5'i bulduk. Geldik örnek 6'ya diyeceğim ama örnek 6'ya gelmeden önce bu soru tiplemeleri bir de başka nasıl gelebilir karşına? Şimdi arkadaşlar C eleman AB der. Bir de AC ve BC hakkında şöyle bir şey der mesela 2 AC 3 BC'den bu tür soru dediği zaman içten bölen ya da dıştan bölen dediği zaman işimiz kolay. Ama hiçbir şey demediği zaman o zaman seçeneklerin ne olacak? Ya içten bölene bakacaksın A ve B deyip C'yi burada alacaksın. AC'ye 3K, BC'ye 2K diyeceksin. Hocam burası 3K, burası 2K. O zaman C noktasının koordinatları çıkar. Ama C eleman AB diyor ya AB doğrusunun üzerinde ya. Yani C eleman AB demek AB doğrusunun üstünde. Yani senin A böyle B böyle oldu. Yani senin dıştan bölen nokta da olabilir bu. Yani C noktan burada da olabilir. Burada da olabilir. Peki C noktası burada olsaydı eğer AC 3K BC 2K sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Peki şurada olsaydı sağlanır mıydı? Dur bakalım. AC kaç K? 3K BC 2K sağlanmıyor. Bak C solunda değil. O zaman bu sefer nasıl alacağız bunu? C noktasını burada alıp ee, AC'ye 3K diyeceksin. BC'de ne diyeceksin? 2K diyeceksin. O zaman buraya da K kalır diyeceksin. Soru kökünde direkt şeye dikkat edin. C eleman AB mi diyor? Ya da C eleman AB doğru parçası mı diyor? C eleman AB doğru parçası diyorsa içten bölen demesine gerek yok. İçerideki nokta C eleman AB deyip de dışta derse dıştan bölen bir nokta. Sadece ve sadece C eleman AB diyorsa o zaman içten bölen de olabilir, dıştan bölen de olabilir. Buna dikkat et lütfen tamam mı? Verilen oranlamaya göre de dıştan bölen noktada AB'nin C sağında olabilir ya da solunda olabilir. Onu da koyarak oranlamalara bakaraktan yorum yapacaksın. Evet şimdi dikkate geldik. Bir paralel kenarda ya da bu paralel kenar dediğimiz şey dikdörtgende de karede de eşkenar dörtgende de e, geçerlidir. Çünkü bunların özel bir halidir. Paralel kenarın özel bir halidir hep bu saydıklarım. Paralel kenarda karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit. Karşılıklı y'ler toplamları birbirine eşit. Yani şu x1 artı x3 x2 artı x4 e eşit y1 artı y3 y2 artı y4 e eşit. Niye? Çünkü bu paraya kenarda köşegenler çizildiği zaman birbirini ortalıyor burası. x1 artı x3 bölü 2 burası ve y1 artı y3 bölü 2 orta noktadan dolayı. Aynı zamanda bu nokta şu x'in de orta noktası x2 artı x4 bölü 2'ye y2 artı y4 bölü y4 bölü 2. E hocam bu iki noktada birbirinin tıpkısının aynısı. E şununla şu birbirine eşitse bölü 2'ler gitti. X2 artı X4, X1 artı X3'e. Y2 artı Y4, Y1 artı Y3'e eşit oldu. İspatlı işte buradan geliyor. Tamam. Hadi bakalım sorusuna. Analitik düzlemde ABCD paralel kenarı demiş. Hemen ABCD paralel kenarı çizelim. Ve paralel kenarda A, B, C, D yazılmaz. AB yazdıysan bak bu sırada gideceksin demek. C ve D olacak burası. Tamam buna dikkat et. Ya da AC köşegeni falan filan diyebilir belki soruda. A noktası eksi 1'e M. B noktası 3'e 5. C noktası N'ye 4. Ve D noktası da eksi 2'ye 6. Şimdi karşılıklı x'ler toplamı. Eksi 1 artı N. Neye eşittir? 3 artı eksi 2'ye. 3 artı eksi 2'ye eşit olduğundan dolayı N'i buradan kaç buluruz? 2 buluruz. Sonra karşılıklı y'ler toplamları. M artı 4. M artı 4 eşittir. Karşılıklı y'ler toplamı 5 ve 6'nın toplamı 5 artı 6. Buradan da 11'den 4 çıktı. Kaç yapıyor? 7 yapıyor. M'yi de böylelikle 7 buluruz. Bizden M artı ne isteniyor? 7 artı 2'den cevap 9 çıkar. Evet örnek 6'yı bulduk. Geldik örnek 7'ye. Analitik düzlemde köşeleri A, B, C, D olan paralel kenarın. Arkadaş bu paralel kenarın değil bir dörtgenin olacak tamam mı? Dörtgenin kenarlarının orta noktalarının e, F, K, L old olduğuna göre bu dörtgenin çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi bir dörtgen varmış elimizde. Rastgele bir dörtgen çiziyorum. Bak A, B, C, D dörtgeni çiziyorum. Paralel kenar olmadığını şimdi söylerim ben sana. Şimdi A noktası kaça kaç? Eksi 4'e eksi 3. B noktası kaça kaç? Eksi 4'e 4. C noktası eksi 1'e 0. Ve D noktası da eksi 1'e 1 noktası. Şimdi bu paraya kenar değildir. Karşılıklı x'ler toplamı eksi 5, eksi 5 tamam. Karşılıklı y'ler toplamı eksi 3, burada da 5 değil. Karşılıklı y'ler toplamları eşit değil. Yani paraya kenar değil. Burada orta noktaları almışım, bir dörtgen yapmışım. Bu dörtgen bir paralel kenardır arkadaşlar. Bunu daha öncesinde gördük. Peki niye? Bu orta noktaları aldığım zaman herhangi bir dörtgende arkadaşlar burası paralel kenardır. Sebebi ne biliyor musun? Dikkat dikkat. Sen bu köşegeni çizersen ne oluyor? Bunlar eşit, bunlar eşit. Orta tabandan bunlar birbirine paralel. Hocam bunlar eşit, bunlar eşit. Orta tabandan bunlar da birbirine paralel olur. Karşılıklı kenarları paralel oldu. Hatta A ise 2A, 2A ise A. Yani eşkenar, e, karşılıklı kenarları da eşit olduğu için paralel kenar. Ya da diğer köşegeni de çizelim istersen. Diğer köşegeni de çizdiğim zaman da yine aynı şekilde. Hocam şunlar eşit, bunlar eşit. Bu sefer yan yatığa bakın. Hocam eşit, eşit. Orta tabandan paralel. Bu da orta tabandan paralel. Yani şunlar da birbirine paralel. Şekil paraya kenar yaptı mı? Yaptı. İşte bu paraya kenarı. Nesi soruluyor bize? Çevresi soruluyor. E ispat yöntemi. Ya geometri bilgisi. Arkadaşlar ben o zaman şuradaki uzunluğu biliyorum. Bu uzunluk kaç? X'ler farkı. Yani 3. Y'ler farkı 3. Ha, dik üçgen düşün. 3 3 ise burası 3 kökki midir? Evet. Şu uzunluk 3 ki Orta tabandan burası 3 ki bölü 2'dir. Aynı şekilde burası da 3 ki bölü 2 midir? Orta tabandan. Evet. Ortaban dediğimiz şey eşit eşit olduğunda benzerlik aslında 1 bölü 2 1'e 2 oran vardır burada. Eşitlikler olduğu zaman biz buna kısaca ortaban diyoruz 1'e 2 oran vardır diyoruz. Peki şu uzunluğa bakalım şimdi. Bu uzunluk nedir arkadaşım? X'ler farkı 3, Y'ler farkı da 3. Bu da 3 kök yapıyor. Hocam burası da o zaman 3 kök 2 bölü 2 yaptı. Burası da 3 kök 2 bölü 2 yapar. Çünkü yarısı yapmıyor mu burası 1'e 2 orandan? 3 kök ki ise burası da ortamandan 3 kök ki 3 kök 2 bölü 2 yapar burası da. Şimdi benden bu dörtgenin çevresi isteniyor. Paraya kenar ya. O yüzden paraya kenar sorusu içinde yazdım. Yani 3 kök 2 bölü 2, 3 kök 2 bölü 2, 3 kök 2 bölü 2, 3 kök 2 bölü 2. Hatta eşkenar dörtgen çıktı. O zaman çevre 3 kök 2 bölü 2'den 4 tane var. O zaman cevap 6 kök 2 deriz. Örnek 7'yi 6 kök 2 bulduk. Geldik örnek 8'e. Evet yukarıdaki şekilde verilen ABC üçgenin kenarlarının orta noktaları EFD olarak verilmiş. Arkadaş buraya X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 deyip de Orta noktaların gitmeye kalkmayın sakın. 3 bilmeyen 3 denklem oluyor. Tamam çözebilirsiniz oradan ama uzun olur. E ne yapacağız? Orta noktaları kullanacağız. E o zaman ne yapalım? Şunu şöyle çizersek ne olur? Hocam bununla bu birbirine paralel olur. Bak eşit eşit orta tabandan dolayı. Tamam güzel. E hocam ben bunu da böyle çizersem şunlar eşit bunlar eşit. Bununla da bu orta tabandan paralel olmaz mı? Olur. Benden ne isteniyor? AD uzun isteniyor. A Şunlar paralel. Bunlar paralel. Şurada bir paralel kenar çıkmadı mı arkadaşım? Evet. Çok güzel. Paralel kenar çıktı. O zaman karşısında x'ler toplamları eşit. Bunların toplamı 1. Toplamı 1 yapması için burası eksi 3 olacak. Sonra başka ne var arkadaşlar? Karşılıklı y'ler toplamı. Eksi 3. Eksi 3 yapması için de burası eksi 4 yapacak. Şimdi benden ad uzun isteniyor. ad. Hocam a noktasını bulmam lazım. Şu orta noktaya artık. Bak 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 bak. Şu orta nokta ya. Hocam orta noktası 2 ise şöyle yapabiliriz. Buraya x virgül y deyip x artı eksi 3 bölü 2 eşittir 2. Y artı eksi 4 bölü 2 eşittir eksi 3 deyip bulabiliriz. Ya da şunları KK gibi düşün. Eksi 3'ten 2'ye 5 artmış. K'da 5 artmış. 5 arttıracağım. Burası 7 yapar. Eksi 4'ten eksi 3'e 1 artmış. Bir daha 1 arttıracağım. Eksi 2 yapar. Zaten bak dikkat et orta nokta 7 artı eksi 3 4 bölü 2 2 verdi. Eksi 2 artı eksi 4. Eksi 6 bölü 2 eksi 3'e verdi. Şimdi benden ne isteniyordu? AD. Artık AD'yi bulabilirim arkadaşım. Hop şöyle. İki nokta arasındaki uzaklık. X'ler farkı. Hadi bunu şeyden yapayım. Hep kısa yoldan yapayım. Uzun yoldan yapayım. Eksi 1 eksi 7. Eksi 1 eksi 7'nin karesi. Artı Y'ler farkı. 0 eksi eksi 2'nin karesi. Yani 0 artı 2'nin karesi. Ki kısa yoldan çıkmıyormuş bu arada. 8 ve 2. Yani 64 artı 4. 68 yapar. Kök 68'de bu 4 çarpı 17 mi yapıyor? Evet. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Cevabımız da 2 kök 17 yapar bu dostlar yapar. Peki hocam bunu daha farklı yoldan bulabilir miydik? Evet. Bu noktaları daha farklı yerden de bulabilirdik. Şu noktayı ben böyle buldum ama şu noktayı da bulabilirim. Nasıl bulabiliriz? Şunu şöyle çizdiğin zaman aha şurada da bir paraya kenar çıktı diyebilirsin. Çünkü bunlar birbirine paralel. Bak. karşıt x'ler toplamı 4 artı 2 6 6 yapması için burası 7'ye alacak. Hani eksi 1 ile 7'yi toplarsın. Sonra eksi 3 artı 1 eksi 2 e, sıfırla neyi toplarsak eksi 2'yi toplarsak. Bak burada da paraya kenardan bulabilirdik ama burada orta noktadan buldum burayı. Bir tane paraya kenardan sonra orta noktadan ya da oran orantı yönteminden çıkarttık sonuca. Tamam dikkat edin buna da dikkat edin. Böyle soru da yine sınavda karşınıza eğer hocanız zor soracağım diyorsa çıkabilir. O yüzden dikkat. Geldik bir özelliğe. Arkadaşlar ağırlık merkezi. Koordinatı çok basit. Ağırlık merkezinin koordinatı apsiler toplamının 3'e bölünmüş hali, ordinatlar toplamının da 3'e bölünmüş halidir. E nasıl geliyor hocam bu? Aslında çok basit. Kendinde bulabilirsin bu aklına gelmezse. Şuradan kenar ortaydan şöyle şöyle orta noktadan burayı bulursun. Sonra burada da 1'e 2 oran var ya oran orantı yöntemiyle de G'ye ulaşırsın aslında. Ama gerek var mı? Yok. Gerçekten 3'e bölünmüş hali akılda kalıyor. Bence rahat bir şekilde yapabilirsin diye düşünüyorum. Değil mi? Orta nokta 2'ye bölünmüş hali. Ağırlık merkezde apsilerin üçe bölünmüş hali. Ordinatların üçe bölünmüş hali şeklinde bulunuyor. Dokuzuncu örneğe bakalım. Analitik düzlemde köşe noktaların apsileri toplamı 12. Ordinatları toplamı 9 olan üçgenin orijine olan uzaklığı. Şimdi ağırlık merkezinin isteniyor. Şimdi apsiler toplamı 12 ise 12 bölü 3 ağırlık merkezinin koordinatıdır. Apsidir. Ordinatlar toplamı da 9 verilmiş. 9 bölü 3 de ordinatını verir bize. Yani noktamız 4'e 3 mi yaptı? Evet. Bu 4'e 3'ün 0 0 olan uzaklığı isteniyor. İki nokta arasındaki uzaklık. Hocam x'ler farkı kare küçüğünde 4'ün karesi artı. Y'ler farkı 3'ün karesi değil midir? Evet. Yani kök 25 yapar. Yani kaç yapar? 5. Ya da kısaca x'ler farkı 4. Y'ler farkı 3. Hocam 4, 3, 3, 4, 5 üçgeninden 5 de çıkar diyebilirdin tabii ki. Bu tamamıyla sana kalmış. Örnek 9'u da bu şekilde bulduk. Ve geldik örnek 10'a. Analitik düzlemde ağırlık merkezi G olan bir ABC üçgenin x ekseni boyunca 2 birim sağa. Arkadaş x ekseni boyunca 2 birim sağa götürmek noktayı ne demek? Absisini 2 birim arttırmak demek değil mi? O zaman apsisini 2 arttıracağım. Y ekseni boyunca da 3 birim yukarı. Y ekseni boyunca 3 birim yukarı kaydırmak da ordinatına 3 birim eklemek demek değil miydi? Evet. Kaydırıldığında elde edilen yeni üçgenin koordinatları toplamı nedir diye soruluyor. Ha, ben ağırlık merkezini buldum. Ağırlık merkezi ne oldu? Hocam 5'e apsine 3 ekleyeceğim. 2 ekleyeceğim pardon. Ordinatına da 3 ekleyeceğim. E, eksi 2'ye 3 eklediğim zaman da kaç yaptı? Eksi 2'ye 3 eklediğim zaman 1 yaptı. A benden elde edilen yeni üçgenin koordinatları toplam istemiyor. E köşelerimiz A x1 y1 ise. B x2 y2 ise. C de x3 y3 ise. Kafadan da yapabilirsin. Ağırlık merkezi. X1 artı y1 artı x2 artı x3 bölü 3 y1 artı y2 artı y3 bölü 3 neye eşit? 5'e 1'e eşit değil mi? Evet. E, toplamların 3'e bölünmüş hali 5 ise o zaman x1 artı x2 artı, x2 artı x3 15'e eşittir. E, y1 artı y2 artı y3 bölü 3 de 1'e eşitse bu da 3'e mi eşittir? İşte bunların koordinatları toplam isteniyor. O zaman taraf tarafa toplarsam koordinatları toplamı x1 artı x2 artı x3 artı y1 artı y2 artı y3 çıkar. O da 18 çıkar dostlar. Evet güzel bir soru bu da dikkat edin. Yalnız sağa sola gitmede ya da yukarı aşağı gitmede daha önce de söylemiştim. Buna da dikkat edin. Dönüşüm konusunda da gelebilir. Onu 12. sınıfta göreceksiniz ama aslında çok da dönüşüm konusu değil yani. Dönüşüm geometrisinde de geçiyor bu ama normal analitik geometride de bunu kullanabiliriz. Evet gelelim şuraya. Arkadaşlar Analitik düzlemde bir alan soruluyorsa büyük ihtimalle şöyle yani üçgenin alanından çıkabilecek türde bir alan sorulur. Bazı okullarda belki şey verilebilir. Bununla ilgili bir formül verilebilir. Ama o formül genelde ÖSYM e sormuyor. Hocanız sorar mı? O formülü ezberleyip girersiniz. Ama genelde böyle yani mapte de sorsa formüllüsünü sormaz. Formülsüzünü sorar bence. Şimdi yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilen bu üçgenin Eşkenar üçgenin ağırlık merkezinin ordinatı nedir diye soruluyor. A noktası bir alan sorulmamış gerçi burada ama neyse. A noktası verilmiş. 2 köküçe 0 noktası. Şimdi o zaman burası nedir? 2 köküçtür. E hocam ağırlık merkezi nerede? Hop direkt burada. Hocam eşkenar üçgende bir yükseklik çizsek tabanı keş parçaya bölecek. Köküçe köküç yapacak. E ben B noktasında bulabilirim. İşte A belli, O belli, B belli. Sonra ordinatlar 3'e bölünmüş halinden gidebiliriz. Bakalım B noktası ne yaptı? Kök 3'e hatta burası eşkenar üçgen olduğu için 30 60 90 üçgeni 30'un karşısı kök 60'ı karşısı 3 değil midir? Evet. Kök 3'e 3 üç noktası mı yaptı B noktası? Evet. E şimdi ağırlık merkezi isteniyor benden. 3 tane noktamız belli. Buradaki noktada 0'a 0. Sıfır. Apsisler toplamı yani 3 kök 3 üç bölü 3'e ordinatlar toplamı 0 artı 0 artı 3 bölü 3 yapacaktır. O zaman o da kök 3'e 1 mi yapacaktır? Evet bu ağırlık merkezinin ordinatı isteniliyor bizden. Yani bir isteniliyor. Cevap böylelikle 1 yapar. Evet şimdi sırada ne var? Doğru neyim var? Yalnız onu bir sonraki videoda yapacağız. Şunu söyleyeyim. Bir de üçgenin alanı ile ilgili bir şey gelebilir arkadaşlar. Eksik bir şey bırakmayalım. Üçgenin alanı ile ilgili bir şey geldiği zaman analitik düzlem çizdiğiniz zaman alana ulaşırsınız. Noktaları analitik düzlemde gösterin mutlaka taban çarpı yükseklik bölü 2'den sonuca ulaşırsınız. Mesela böyle noktalardan dolayı tabanı da yüksekliği de bulursunuz. Hocam böyle x eksenine paralel ve y eksenine paralel olduğu işimiz kolay. Paralel olmazsa nasıl olacak? Bununla ilgili formül veriliyor ama formüle gerek yok. Şu üçgenin alanını bulmak istiyorsanız noktaları analitik düzlemde gösterirsiniz. Bunu içine alan en küçük dikdörtgeni çizersiniz. Şöyle. En küçük dikdörtgeni çizersiniz. Bu dikdörtgenin alanından bu üçgenin bu üçgenin ve bu üçgen alanı çıkartarak da buradaki alana ulaşırsınız. Ya da bir dörtgenin alanı sorarlar. Mesela şöyle şöyle. Bu dörtgenin alanını sorabilirler sana. Bu dörtgenin alanını bulmak için de üçgen bilgisinden yapacaksın. Şöyle üçgen yaparsın. Hocam bu üçgenin alanı artı şu üçgenin alanı artı şu üçgenin alanı dersin. Olay biter. Buradaki nokta belliyse e, burada eksenler olan uzaklıkları da belli olacak. E, tabanları belli. Yüksekliği belli. Taban belli. Yüksekliği belli. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den de sonuca ulaşırsın. Eğer alanla ilgili bir şey sorulursa tamam haberin olsun. Evet ya galiba büyük ihtimalle müfredatta yok. Bilmiyorum hocanız verdiyse formülü de var. Formülü müfredatta yok diye hatırlıyorum ama bakarsınız arkadaşlar. Ee, yani kazanımların içerisinde olmaması lazım. Bakarsınız eğer varsa da formülü ezberleyin. Yoksa da şu garanti çözüm analitik düzlem çizmek garanti çözüm haberiniz olsun. Evet gençler böylelikle bu kısmı da bitirdik. Yani ilk kısmı bitirdik. O zaman bir sonraki videoda neye geçeceğiz? Doğrunun analitiğine geçeceğiz. Yani doğrunun eğiminden bahsedeceğiz. Denkleminden bahsedeceğiz. Her şeyinden bahsedeceğiz. O zaman bir sonraki videoda doğrunun eğimi yani doğru analitiği bir videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.